Yani bakın o da anlayış çıkmasa zaten biz güzeliz. Hadi anlayış neyse. Yani şöyle arkadaşlar, eğer secret'ı koymasa durumumuz biraz zorlaşabilirdi. Yani arkadaşlar silahımı açıyorum, silahımı kırıyorum, acı içinde yani oyun. Şimdi normalde arkadaşlar 3 manaya kart bunu tutabilirdim, fakat 3 manaya 10 kartım var. Buna gerek yok değil mi? Daha iyisini ben bulurum. Çünkü 3 manaya 2'ye 4 özelliksiz o. 3 manaya 2'ye 4 özelliksizden iyi bir şey çekerim ki gördüğünüz gibi çektim. Bu akşam gider. Üç Plated Beetle karıştırılır mı desteğe? Neyse ona gerek yok herhalde şimdilik. Tabi tabi. Arçelik çok büyük hataydı. Peki. Bunu biraz eziyor ama. Olsun yok, yine o kadar ezemez. Alalım. Olsun ya, gerek yok. Değil mi arkadaşlar, yani öldürebiliyor. Öldüremesin. Kaynak vererek öldürsün. Stone Skin Basilisk olur 3 tane ne demek anlamadım ben. Of course. Ha, Stone Skin Basilisk karıştırdı tabi. Tabi ki. Mükemmel tabi ki. Şimdi bakın arkadaşlar, geri zekalı gibi oyunda ölümüne geride kalıp şansla kurtarmak. Bence çok başarılı bir hareket. Sorun değil. Arcane Explosion çıkıyor çünkü. 3 Dragon Slayer mı? 3 Dragon Slayer. Koyamıyorum desteğe bak. Geldi. Dur ölüyor. Mükemmel. Mükemmel. Kesinlikle kaybetmesi gereken oyunda her zaman gibi akılıyor arkadaşlar. Mesela bu oyunda apta apta hareketler yaptım. Geride kaldım, bir kaybedeyim. Yok abi, niye kaybedesin ya? Gerekli kartları çeker oynarsın oyunu. Evet, alalım biz. Adam şimdi kart avantajının ölümünü aldı arkadaşlar. Bizde biraz masa avantajı var. Bakalım şimdi göreceğiz. Gerekli taktikler yapılıp tabii ki adam oyuna dönecek. Hallucination, Violet, Haze ve tabii Fan of Knives'da arkadaşlar biraz bir kart avantajı olasılıkları var. Tabii ki. Tabii ki. Komple denial. Okey. Tabii ki. Burayı fenleriz. Fenleyelim. Oğlum. Bum bum. Buradan sprint alabiliriz. Sprint haricinde assassinate alabiliriz. Rift mi daha iyi olur? Yani arkadaşlar bana gerçekten sprint haricinde beni oyuna döndürecek bir kart yok. Oradan sprint de tek kart yani. Okey. Okey. Geçen tur ben Hallucination attım değil mi? Ama bu tur bunu da atabilirim şimdi. Kopyalamıyorsun. Okey. Evet. Okeydir arkadaşlar. Ne yazık ki şu an işe yaradı. Çünkü adamın kart dezavantajını, kart avantajı olduğu için işe yaradı. Normalde kötü bir kart çok ama. Şimdi istersen arkadaşlar Krag oynayıp elime Astral Rift alabilirim değil mi? Tabii mümkün mertebe en iyisi 2 spell oynamak ama.
Kragba. Kragba kaça kaç? 4'e 6. Güzel de atak defans da fena değilmiş. Abi ne çok yaratık öldürdün ya. Peki peki kabul. Vav wow, bu kadar kötü olabilir ha. Vav wow, bu kadar kötü olur ha. İnanılır bir iş değil yani. Peki. Layout me tuhaf. Don't touch the Mitch. Justice is mine. Sometimes. Tabi Tyrion fena değil evet. Engaging TC-130 mental dislocator. Bu kadar tur bunu nasıl bekletebiliyorsun? Yani bu adamların cesareti arkadaşlar. Neyse ki bu sefer ödüllendirilmedi. Çok mutluyum. Stolen Steel artı Wild Haze getirecek değil mi? Elma bu benim. Stolen Steel artı var. 4, 6, 7. Dört, altı, yedi, on vurup altı bırakabiliyorum adamı. Go. Ne çok çalma çırpma hareketi yaptık. Şimdiki arkadaşlar, Stolen Steel'la altı ataklı bir silah zaten otomatik lethal. Oyunun başından beri adam o mind control'deki saklamış ben onu yaparım diyor. Ulan ben bir saattir ağzına burnuna vuruyorum. Ölmek üzeresin. Nasıl saklıyor? Nasıl cesaret? Evet evet biliyorum bunu şey yapabiliyoruz. Sonra ne oldu? Öldü tabii ki. Yep. Yani bir kalabiliyor adam. Evet. Okay. Kalabiliyor bir. Peki. O tatsız. Şimdi arkadaşlar 4 ataklı bir silah bulursam öldürüyorum. Bence deneyelim. Buldum 4 ataklı bir silah değil mi? Justice is mine. Ha anladım. Tyrion açıp üzerine hero power. Tamam böyle de lethal var. Okey. Ama haklısınız da böyle yapman lazım. Tyrion açıp üzerine hero power basacaktım. Doğru. Evet arkadaşlar bravo görenler için. Kolay bir lethal değil. Şöyle arkadaşlar fark etmeyenler için. Tyrion açıyorum. Necron Blade diyor ki önünüzdeki bir yaratığın death rate'ini çalıştırıyor diyor arkadaşlar. Hero power basıyorum. Hero power basınca Tyrion'un death rate'ı çalışıyor. Necron Blade sayesinde Tyrion önümüze 5'e 3 silah koyuyor. 2'ye 1 artı 5'e 3'ümüz var öldürüyoruz. Yes yes. Esas zaten tabii o daha iyiydi. Yok yok arkadaşlar sizin söylediğiniz doğru tabii ki. Çünkü benimkinde yüksek bir olasılık vardı. Sizin söylediğiniz %100. Tabii ki onu yapmak daha doğru yani. %100. Kaçması imkansız. Ve ayrıca bayağı da estetik bir lethal'mış. Kaçırdığıma üzüldüm. What? Ne oluyor lan? Evet, tek hamlede 3 silah değişiyordu. Hoş olurdu bence de. Yo, kaçmadı canım. Bence videoluk bir oyun. O kadar çok çalma çırpma hoştu bence.